Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Evet 7'den 70'e herkes ekran başına diyoruz. Hatta ve hatta biraz daha ekranlarınızın karşısına geçtiğinizde yaklaşın, sesini açın. Ve bugün ağırlayacağımız konuğumuzun vereceği bilgilere kulak kabartın diyoruz. Hayatımızın içinde o kadar gereklilik haline gelmiş olan bir üründen bahsedilecek ki evet, her yerde kullandığımız bir ürün. Geçiyoruz hemen konuğumuza hoş geldin diyoruz. Yeşiller gruptan firma yetkilisi Sayın Murat Yeşil Ağaç bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Murat Yeşil Ağaç kimdir kendi dilinden tanımak isteriz. Sonrasında tabii ki Yeşiller Grup neler yapıyor bunları öğreneceğiz. Buyurun. Tabii söyleyeyim. Murat Yeşil Ağaç Şanlıurfa Siverek Büyük Yakıtlı Köyü'nden 18 Mart 1993 yılında doğmuş bir kişi. Öyle söyleyeyim size. Yeşiller Grup 98 yılında kurulup bugün... Büyük bir çaba ve hızla faaliyet göstermekte. Her sektöre farklı farklı bir şekilde dahil olmuştur. Örneğin başlangıcı hidrolik olarak başlamış. Pneumatiği bünyesine katıp nalburiyeyi de içine aktarıp daha sonra hırdavatla birleştirmiştir hepsini. Az önce doğru söylemişim değil mi? Hayatımızın içinde sürekli elimizi attığımız her şeyde Tabii. demek ki yeşiller grup bulunmakta. Aynen öyle. Her yerde görebilirsiniz Yeşiller grubu. İstanbul'da 5 bölgede her yerde görebilirsiniz. Evet. Hadımköy'de, İkiteli'de, hı, hı Gebze'de, ayrıyeten Ümraniye'de ve de Habipler Şubemiz'de. Evet yani sözün kısası Yeşil Ağaç grupta aileyi teşkil eden, Yeşil Ağaç grubu ayakta tutan... Kadro'dan da bahsetmenizi rica edeceğiz. Yeşilaç Yeşil yani soy ismini ayakta tutan e, dört kardeş, erkek kardeş şu an var. E, i̇simlerini de zikredeyim burada. Abdülkadir Yeşilaç, Yaşar Yeşilaç, Mehmet Yeşilaç, Ramazan Yeşilaç. Evet. <laughs> Ve Yeşiller grupta herhalde bu kardeşlerden oluşuyor. Doğru Tabii, mu? Doğrudur. Bu dört kardeşten oluşmakta Yeşiller Grup yıllardır şu an yani bu dört kardeşten kalan çocuklar bir yerlere götürmeye çalışıyor Yeşiller grubunu. Şu an çok iyi bir büyüme hızında gidiyoruz. Ama nedir? Daha da iyisi olabilir mi? Olabilir. Daha da yükseğe çıkabilir miyiz? Daha da yükseğe de çıkabiliriz. Ama her şey nedir? Zamanla oluşur. Evet. O şekilde söyleyebiliriz. Evet bu da tabii ki yeni jenerasyonun yeni neslin ne kadar yenilikçi olduğunu daha farklı yenilikçi düşündüğünü ve uygulamaya çalıştığını göstermekte. Bu da başarıyı mutlak suretle katlayarak getirecektir size diyoruz. Evet böylece büyük bir aile ve yeşiller grup bu aileyle ayakta durmakta devam etmekte. Beş ayrı şube var dediniz. Beş ayrı bir şubeniz var. Peki Yeşiller Grup bünyesinde biraz önce saymıştınız. Hidrolik, pneumatik, hırdavat, nalburiye bunlar hepsi aslında birbirinden çok ayrı değil ama farklı farklı şeyleri farklı oluşturuyor Farklı farklı şeyleri oluşturuyor. Şöyle söyleyeyim bir hidrolikte yani milyonları sayabileceğimiz bir ürünler, ürün kapasitesine sahip. Hidrolik nedir? Hidrolik yağ akışkanının da kullanılan bütün ürünlere hidrolik denir. Hı hı. Yani yağ akışkanının kendisine de hidrolik denir. Ve orada kullanılan parçalara da hidrolik denir. Hı hı. Bu şekil kullanılır. Evet. Peki pneumatik? Pneumatik hava sistemiyle çalışan bütün ürünlere denir, denir. şu ana. Şimdi ben hep hidrolikle pneumatik. Amortisörle karıştırıyorum. Şöyle söyleyeyim, birbirine yakın ürünler var, aynı işlevi gören ürünler var. Hidrolik ağır vasıta, pneumatik ise yani normal bildiğimiz hafif hizmetlerde kullanılır. Hı hı. Diyebileceğimiz örneğin otobüslere biniyoruz. Evet. Gündelik yaşantımız, o kapılar açılıyor. Evet. Her bir açılışımızda. Pıs diye bir ses gelir. Fark evet. eder misiniz onu? Evet. evet. Orada pneumatik ağırlıklı bir piston var hava üzerinde. Siz fark etmiyorsunuz ama 8 varlık bir havayla hemen açılıyor. Evet. Orada kullandığımız ürün pneumatik sistem. Ayrıca Hı -hı. bildiğimiz e, kepçeler var. Evet. Aç kapı İş yapar. İş makineleri. İş makinelerinin makinelerini diyelim. Orada da pistonlar var. Hı -hı. Ama bunlar nedir? Ağır vasıta, hidrolik sistem. Pneumatiğin gücü yetmiyor buna. Hmm. Pneumatiğin gücü yetmediği yerde hidrolik sistem devreye giriyor Bu şekilde söylüyoruz biz hidrolik pneumatiyi bu Anladım. şekilde ayırıyoruz Öyleyse Yeşiller Grup bünyesinde bulundurmuş olduğu ürünlerle hemen hemen her sektöre hitap edebiliyor doğru mu? Tabi her yere e, hitap edebiliyoruz Örneğin yani, e, kimler sizinle sürekli çalışmak zorunda? Bizle sürekli çalışmak zorunda olan makinacılar Hı Herhangi bir makinacı bizle çalışmak zorunda. En ufak civatasından her şeyine kadar bizim biz de iş yapmak zorunda. E bunların dışında bazı şeyler var. Yani sektör dışı makine haricinde başka yerlerde de bizim sektörümüz gene devrede. Hı hı. Yani biz pneumatik, hidrolik deyince akla kalıp bir şey gelmesin. Milyonlarca, milyarlarca ürün hakkında konuşuyoruz şu an. Evet o şekilde söyleyebiliriz. Her sektöre, her dala yani elini atıyor. Evet. Ee, sadece hidrolik ve pneumatikle aslında her dala el atıyor diyorsunuz. Bir de bunun içerisinde hırdavat var, nalburiye var. Tabii. Değil mi? Aynen öyle. Bunları da bünyemize kattık. Ee, i̇lk başlarda zorlanıyorsunuz. Lakin e, yavaş yavaş iş konusunda uzman oluyorsunuz. Siz de bu şekil düşünebilirsiniz. Mesela yapan kişiler yani arkadaşlarımız daha iyi bilir biz de. Yani bizle aynı bilirler. Benim ne demeye çalıştığımı iyi bilirler. Biz de bu şekil söylemeye çalışıyoruz. Yani bu işte senin arayacağın ne parça varsa örneğin senin makinenin kalbi nedir? Kalp dediğimizde biz pompa deriz. Pompa dediğimiz hidrolik sistemle çalışan yağ, yağ çeken araçtır. Bunları söylüyoruz. Yani bunların her şeyini yani her şeyi bizde bulabiliyorlar. Evet. Yani on ıı, hırdavat dediğimiz nedir? Yağ keskidir, şudur budur. Yani gündelik hayatta kullanabileceğimiz her şey. her şey. nalburiye dediğimiz ise e, tesisat malzemeleridir. Hı hı. Günde mesela şey yapıyoruz, e, evimizin tesisatını çekeceğiz. Ne evet. ihtiyacımız var? Tesisat malzemesi. Yani ne nalburcuya gitmemiz gerekiyor. Evet. E, nalburcuya sen gideceksin. Nalburcudan çıkacaksın, ne yapacaksın? Hırdavatçıya gideceksin. Hırdavatçıdan çıkıp ne yapacaksın? Bir pneumatikçiye uğramadan geçemezsin. Evet. Yani bunların üç yeri dolaşacağına tek, yer, tek yerde her şeyi halledebilesin diye uğraşıyoruz. Evet. Peki tüm bunların hepsi e, her bir şubenizde aynı alanda mı? Yani bir yapı market gibi mi? Aynen öyle söyleyebiliriz. Yapı marketler şöyle, bizim alanımıza girmiyor. Hı hı. Onlar yapı marketlerinin özelliği sadece hırdavatla nal burayı birleştirmek. Ama evet. bizim sektörümüz hepsini kapsıyor. Çünkü sizde yedek parça da var değil mi? Hepsi, yani yedek parça, makinaların olsun, iş makinalarının olsun, hepsinin yedek parçaları var. Ne yapıyoruz? Mesela makineden bazı makinacılar yaparlar. Kendi markalarını koyarlar. Yanına yan sanayiyi vermezler. Ne yaparlar? Benim üzerimden çalsın. Biz de ne diyoruz? Diyoruz ki böyle çalışacağına bizim e, bizde bunun muadili var. Hı hı. Bir seçenek sunabiliyoruz. Hı hı. Bunu her firma yapamıyor. Evet. Evet bu da bir ayrıcalık gerçekten evet. bir ayrıcalık bu da. Eğer e, yan sanayi ürünlerinin birçoğu da artık ciddi bir kaliteyi yakaladı değil mi? Şöyle söyleyeyim, istediğimiz noktada değiliz. Hı hı. Bizim gönlümüzde yatan yerli ürünlerle yerli şekilde gitmek isteriz ama şu anda dışarıya bağımlıyız bu sektörde. Hmm, yedek parça konusu. Tabii. Da. Avrupa üzerinden genelde geliyor kaliteli ürünlerde. O zaman ürünlerle. aynı zamanda ithalatçı bir firmasınız da. Aynen öyle. Hı hı. Yurt dışından ithalatlarımız oluyor. Çin'den geliyor. Onun baktığımızda Almanya'dan geliyor. Yetmiyor. Türkiye'den de getirenler var. Biz de onlardan tedarik ediyoruz ana firmalar olarak. Yani her şekilde müşterinin hizmetini görmeye çalışıyoruz. Ama bazen oluyor. Bu sefer bizim de yapmamız gerekiyor. Yani şöyle makinacılarımız yurt dışından malı ithal edip yurt dışındaki adamı kendi bünyesine alıyor. Bu sefer biz devre dışı kalabiliyoruz bazen. Ama bazı bu sektör için çok e, acımasız, daha doğrusu haksız rekabete girmiyor mu? Şöyle diyebiliriz. Eee vahşi kapitalizm diye bir söz var ya. Bu şekil oluyor bir nevi. <laughs> Böylece biraz da siyasete de e, Yani bir <laughs> şekil bu oluyor ama baktığımızda bu kişiler belli bir yer edinmişler. Böyle götürmeye çalışıyorlar. Ama biz kendi e, ne diyeyim hidrolik ürünlerimizi üretirsek, kendi pneumatik malzemelerimizi üretirsek biz dışarıya bağımlı olmayız. Biz dışarıya mal verim verme durumuna gireriz. Şu an yani söyleyeyim bizim e, senelik yurt dışından uzak doğru Çin'den getirdiğimiz ürünler e, yani 1 milyon lirayı falan buluyor. Çok ciddi bir rakam ihracat açığımızı... sadece yani hidrolik üzerinden konuşuyorum. Ya pneumatiği düşünün. Evet. Bunları da getiriyorsun, Avrupa'dan da getiriyorsunuz. Bir de bunu tek getiren şöyle söyleyeyim. Tek getirdiğinde de olmuyor. Hırdavatı da satıyorsun. Şeyi de satıyorsun. Ama nedir? Hep onlar da hırdavatçılar da şeyler de yurt dışından getiriyorlar kendilerine. Evet. Yani bu şöyle ki çok acı. Henüz e, ihracat açığımızı tam kapatamamışken ithalatta bu kadar ciddi rakamlar olması tabi ülke kaybı ülke ekonomisi için kaybı tabii ama şöyle söyleyiz şöyle, şöyle söylüyoruz biz yerli ürünleri de destekliyoruz. Hı hı. Çıkan bazı birkaç tane firma oluyor. Onların hemen bayilini alıyoruz. Yardım hı hı. en yardım onlardan onlara her Bütün makinacılara onlara tavsiye ediyoruz. Onları tavsiye ediyoruz. Ama nedir? her şeyde yok olsun. Evet. Böylece e, piyasanın yani sektörün aslında canlanmasına da, e, can bulmasına, hareketlenmesine de sebebiyet vermiş Tabii. oluyorsunuz bir anlamda. Şu an bünyenizde barındırmış olduğunuz markalardan bahsedebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Bünyemize bulunduran, e, bulundurulan semakmatik markamız var. İtalya'dan geliyor. Hı hı. Onun e, bayiliği üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Explex markamız var. Uzak doğudan getirdiğimiz. Ama bunlarla yetinmeyip hı hı. E, başka markaların müşterinin isteğine göre değişik markaları da tedarik edip hemen iletişimli kolaylıkla sağlıyoruz. Öyleyse tedarikçi olarak da hizmet vermek Tabii her şekilde. Tam kapsamlı bir hizmet yani. Aynen öyle. Peki e, hizmetiniz dahilinde yanlış anlamadıysam üretim yok sadece satış var. Doğrudur o şekilde. Üretime Geçmek gibi bir fikir var mı gelecekte? Gelecekte olabilir ama şu durumda olamaz. Hı hı. Neden? Yeterli bir e, mühendis kadromuz yok bu konuyla ilgili. Ha bünye için konuşuyorsunuz. Bünye içerisinde hı. konuşuyorum. Ha nedir? Belki bu duruma gelebilmemiz için Türkiye'de mühendislerin yetişmesi lazım açıkça. Hı hı. Mühendis yetişebilir, yetişebilsin ki makine yapmaya başlasın makine evet. yapmaya başladığı zaman ne olur? Biz her deseiz zaten verebiliyoruz ama şu an Türkiye'de standart makinalar yapılıyor. Yani Almanya'nın, Fransa'nın bunların geçmişten 20 yıl önce kullandığı makinaları biz için de imalat imal edip satıyoruz. Aslında makine imalatı konusunda Türkiye gerçekten iyi bir noktada, iyi bir durumda. Zaman zaman bizler de sadece merakımız için ya da davet edildiğimizde fuarlara katılıyoruz. Ee, ülkemiz gerçekten Şöyle bir, bir şey söyleyeyim. Peki o farlara katıldığınızda, gördüğünüzde hep başkan firma markaları var. Fark ettiniz mi? Tabii tabii ki. O İtalya Onlar Türkiye'nin bünyesinde yapılmıyor aslında. Yurt Sadece burada getiriyor. toplanıyor Burada Türkiye'ye getiriliyor. Burada toplanıyor. Far için o anlık gösterime giriyor. Ama Türkiye'de bu bulunmuyor. Hı hı. Peki bu sektörün bir yarası olabilir mi sizce? Ya da sektörün yarası bir açığı olabilir, olabilir, olabilir mi? mi? Aslında Şöyle bazı insanlar çıkıyor, bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar. Devlet yapıyorlar da. Devlet desteği mi gerekli? Devlet desteği şart onlara. bulmak lazım. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, ne yapıyor? Yeterince güç yok elinde. Bir şey yapamıyor. Tabii maddi güç. Yarıda bırakıyor, vazgeçiyor işten. Bırakıyor. Evet. Ama yapsın, yani Avrupa'dan daha iyi makineler çıkarabileceğimiz ustalarımız var bizim. Evet onu diyecektim yani hem mühendis kadromuz hem de e, yani beyaz yakalı ve mavi yakalı diye tabir edebileceğimiz ustaların ustası gerçekten çok fazla personel kalifiye personel var ülkemizde neler yapabilecek ya da neler üretip Bırakın ithalatı ihracat yapabilecek duruma getirecek kimler var ülkemizde ama devlet desteği şart diyoruz bu konuda. Tabii şart ama şu an ne oluyor? Yavaş yavaş o desteği alıyorlar. Yani TÜBİTAK'a başvurup destek alan kişileri de görüyoruz. Çalıştığımız firmalarda görüyoruz TÜBİTAK'ın yardımı olduğu ürünler de var. Ama nedir? Bunlar yetmez. Daha da fazlasına ihtiyacımız var. Yani biz 20 yıl önceki makineyi değil de şu an geleceğe dönük makinalar yapmamız lazım. Evet. Yani hidroliğin hidrolik ve pneumatik gelişecek. Yeni makinalar çıktığı zaman hidrolik ve pneumatik gelişecek ki makinalar daha daha iyi gitsin. Evet. Böylece e, gerek iş gücünde ve e, zaman ölçütlemesinde çok ciddi Tabii. bir verim elde edilecek değil mi? Bu da ülke ekonomisine ciddi bir kazançtır. Örneğin bir iş makinesinin durması demek bir yedek parça yüzünden, bir arıza yüzünden. Bir günlük kesinlikle bir buçuk milyara patlıyor. Büyük bir kayıp. Bir buçuk beş yani 1500 TL patlıyor. Bu sadece firma için değil, ülke için de bir kayıp. Öyle Tabii. Değil mi? Günlük duruşu bu şekilde oluyor. Ne oluyor? Tabii kazdığı yer olsun, oradaki iş potansiyeli, her şekilde eleman kaybı, yiyecek kaybı her şekilde hesaplarında bir, bir, 1500 TL patlıyor adama bir günlük katması demek. Peki böyle bir durumda Yeşiller gruba ulaşıldığında e, tedarikçi de olduğunuz için hemen bu yedek parçayı sunabiliyor musunuz kendilerine çok kısa bir süre içerisinde? E, i̇ş makinelerinin parçaları sabit oldukları için Anında hizmet verebiliyoruz. Yetmiyor, akşamları müşterilerimize gene yardımcı olabiliyoruz. Yetmiyor, pazar günleri gene yardımcı olabiliyoruz ki iş durmasın. Müşteri istediğine ulaşabilsin yani. Derdimiz o. Yani bu şekilde her şekilde yardım ediyoruz. Evet, şu an ama sadece satışla e, sınırlı olduğunuzu evet, düşünüyorum. Doğru. Peki zaman içerisinde e, üretimden... Yine bir tık daha geriye gelindiğinde teknik destek de verebilme, yani arıza tamir desteği de verebilme gibi bir düşünce var mı? Şöyle söyleyeyim, arıza te, e, teknik destek olaylarında var. Ama nedir? Komple girmiyoruz o işe. Hı hı. O farklı bir alana geçtiği için, onun için e, Çözüm yer yer olarak yapıyoruz. Hı. kullanıyoruz, işimizi kullanıyoruz, yer yer destek veriyoruz her şekilde. Ama nedir? Yerinde hizmete gidemiyoruz. Evet. evet. Ama nedir? gene yardımcı oluyoruz kendilerine. Evet. Peki böyle bir durumda e, İstanbul içerisinde 5 şubeyle hareket etmektesiniz. Evet. E, Türkiye'nin farklı illerinden de talep geldiği takdirde, yedek parça talebi geldiği takdirde karşılayabilme imkanına sahip misiniz? Karşılıyoruz. Yani Hı -hı. şehir dışından taleplerimiz var. Örneğin Diyarbakır'dan var, Sinop'tan var, Samsun'dan var. Sabit bir Potansiyelimiz var ama nedir? Daha da artabilir mi? Artabilir. Evet. Ama şimdi piyasamızda da şöyle şu an bir sıkıntı var. Güvensizlik. Güvensizlik olduğu için e, yerini, kişiyi görmeden bir şey yapamıyoruz önce. Evet, çok haklısınız. Çünkü gönderilebilecek e, yedek parçalar ciddi anlamda e, meblalardan oluşmakta değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Az önce ne dedik? Pompa dedik. Bir pompanın en düşük rakamı 4500 lira gibi bir şey. 4500 4600 euro. Yani bir iş makinesini söylediğimizde. Evet. Bu durumda stoklu çalışamıyorsunuz değil mi? Şöyle stoklarımız e, bulunuyor ama nedir? Sabit giden ürünlerin stoklar bulunuyor. Sabit olmayan ürünleri ise tedarik edip veriyoruz hemen. Evet. O şekil çalışıyoruz. Bu da yine bir ayrıcalık. Ee, bu durum olduğu için de asla ve asla talep geldiği takdirde, yedek parça talebi geldiği takdirde e, kişi, firma bekletilmeden sorun çözülüyor diyorsunuz. Aynen öyle. Yani gelen kişi 3 saat 4 saat bekleyeceğine 1 saat bekleyip işini halledip gidiyor. Evet. Onun da kafası rahat bizim de kafamız rahat oluyor. Da ayrıcalık yine. Aynen öyle. Evet çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ederim. ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Çünkü programımızın başında da söylediğimiz gibi hayatımızın içerisinde belki de bilemediğimiz birçok şeyde sizin hizmet için vermiş olduğunuz ürünler kullanılmakta, hayatımızı kolaylaştırmakta. Yani şöyle siz makineniz bozulduğunda ne yapmak istiyorsunuz? Yani ne yapabilirsiniz? Mecbur makinayı tamir etmeniz gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? Hemen Yeşiller grubu arayacaklar. İşlerini halledecekler. İstanbul'un her bölgesinde. Evet. En yakın yer. Bu da yine ayrıcalık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar Rica hoş geldiniz. Ederim. Ben Sefalar ederim. hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Yeşiller Grup'tan firma yetkilimiz Sayın Murat Yeşil Ağacı ağırladık. Hoşçakalın.